İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi adaylarının 22. ön seçim zoomu. Batı Ermenistan'ın evlatları Hasmik Arzumanyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu etrafında. Barnes Caroline Cox'un açıklaması, Bakü insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu tutulmalıdır. Artsakhlı mülteciler, Birleşmiş Milletler barışı koruma birlikleri eşliğinde ana vatanlarına dönmelerini sağlamayı talep ediyor. Ermeni güreşçi Samvel Grigoryan, 2. Bağımsız Devletler Topluluğu oyunlarında bronz madalya kazandı. Birlik, kardeşlik, sevgi ve dayanışma mesajı, 8. Dünya Ermeni Oyunları Gümrü'de başladı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin seçim komisyonu, sizleri Aralık ayında yer alacak olan Millet Meclisi seçimleri için seçim kampanyası çerçevesinde düzenlenen 22. Zoom toplantısına katılmaya davet ediyor. Zoom toplantısı Ermenice yapılacak. Zoom toplantısı 10 Ağustos 2023 tarihinde Fransa saatiyle 20'de, Yerevan saatiyle 22'de gerçekleşecek. Toplantının konusu Sevr Antlaşması ve 1920 tarihindeki Ermenistan'ın doğu sınırları. Aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılabilirsiniz. 44 gün süren savaşın ilk kurbanlarından biri 35 yaşındaki astsubay Hasmik Arzumanyan'dı. Annesi 1920 yazında, "Anne, savaş çıkacak ama ne zaman, hangi gün bilmiyoruz. Ben vatanıma sonuna kadar hizmet edeceğim." dediğini anlattı. Annesi Nunik Arzumanyan'ın anlatımına göre Hasmik çocukluğundan beri askere gitmeyi hayal etmese de çok vatanseverdi, ancak çalışmaya başlayınca hem hizmet etmeyi sevdi ve kendini orduya adadı. Anne şöyle devam ediyor. Hasmik okulu bitirdikten sonra kuaförlük okudu ama her zaman daha yüksek bir eğitim almayı arzuladı. Bir gün eşimin yeğeni Sisyan Askeri Birliği'nde Hasmik'e uygun bir iş olduğunu söyledi. Bayan Nunik 27 Eylül sabahı Hasmik telefonlarına cevap vermemeye başladığında birkaç gündür kapandaydı. Hala bir savaşın başladığını ve Hasmik'in birliğine doğru ateş açtıklarını bilmiyordum. Herkes yaralı ve hastanelerdeydi. Hemen köye döndüm. İnsanlar bahçemizde toplanmıştı ve yanan ışık her şeyi anlatıyordu. Son derece canlı, cana yakın ve nazik Hasmik, askeri birlikteki herkes tarafından seviliyordu. Mutlu bir insandı, şakacıydı, müzik ve dans ondan ayrılmazdı. Ayrıca 15 yaşındaki kızı Kristine de kendisi gibi. Nunik Hanım'a göre hem görünüş hem de karakter olarak Hasmik'e benziyor. Hasmik gibi o da yüksek öğrenim görmeyi ve annesinin hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Avrupalı yazarlardan biri Berlin Konferansı'nı yılan balığı konferansı olarak adlandırdı. Sadece İngiltere değil, diğer devletlerin konferansa katılan temsilcileri de insani hedefler, küçük ve mazlum halkların çıkarlarını korumak gibi konularda konuşmalar yapmaktan ve vaatlerde bulunmaktan geri kalmıyor, pratikte kendi devletlerinin sömürgeci bencil çıkarlarını ilerletmekle meşgul oluyorlardı. Tarihte ender bir şey Berlin'de gerçekleşti. Savaşan ulusların koltukları savaşta hiçbir payı olmayanlar tarafından işgal edildiğinde pastanın en büyük parçalarını aldılar. Loris Melikov Rus heyetiyle işbirliği tavsiyesinde bulundu. Melkon Han bir İngiltere aşığıydı ve İngiltere'nin Ermeni reformlarını fiilen kontrol edeceğinden çok memnun kaldı. Ermeni delegasyonu da dahil olmak üzere küçük ulusların temsilcilerinin söz konusu ulusla ilgili konuların tartışıldığı kongre oturumlarına bile katılmalarına izin verilmedi. Hrimyan acı bir şekilde haykırdı. Avrupalılar bizi insan yerine koymadılar. Ermeni heyetinin sunduğu belge kongre tarafından dikkate alınmadı. Rus silahlarının zaferinin sonucu Avusturya Macaristan 1093 kilometre kare alırken İngiltere Kıbrıs'ı aldı, Rusya'ya ise sadece 636 kilometre kare kaldı. Ermeni meselesi Berlin Kongresi'nde 4, 6 ve 8 Temmuz günlerinde ele alındı. Ermeni heyetinin tartışmaya katılmasına izin verilmedi.
Salisbury, Aya Stefanus Antlaşması'nın 16. maddesine ilk itiraz eden kişi oldu. O, ikiyüzlü bir şekilde Ermeni sorununun çözümünden yana olduğunu beyan etti, ancak reformlar gerçekleştirilmeden önce Rus birliklerinin Batı Ermenistan'dan çekilmesini talep etti. Bu da reformların uygulanması için maddi güvencenin ortadan kaldırılması anlamına geliyordu. Osmanlı İmparatorluğu temsilcisi Kara Teodor Paşa'nın 16. maddenin sonuna B maddesini ekleme önerisi. Baba Ali, Batı Ermenistan'da reformlar doğrultusunda alınan önlemler hakkında sistematik olarak büyük güçlere rapor vermeyi taahhüt eder. Amaç bunlardan biri Ermeni reformlarının denetimini Rusya'nın yerine 6 Avrupa devletine vermekti ki onlar da içlerindeki çelişkiler nedeniyle bunu uygulayamaz hale geldiler. Birleşik Krallık Lordlar Kamarası üyesi Baroness Caroline Cox, Bakü'nün Artsakh Ermenilerini açlığa ve soykırıma maruz bırakması nedeniyle uluslararası aktörleri Bakü'ye yönelik hoşgörüyü sona erdirmeye çağırdı. Baroness Caroline Cox yaptığı açıklamada Bakü'nün Artsakh'a gaz arzı tamamen veya kısmen durdurmasının üzerinden 142 gün, elektrik arzının tamamen kesilmesinin üzerinden 180 gün geçti ve bunun sonucunda birçok tesiste günlük elektrik kesintileri ve acil durum kapatmalar yaşanıyor. Okullar gıda kıtlığı nedeniyle kapanmak zorunda kaldı ve dolaşan videolar, günlük ihtiyaçları karşılamak için tamamen gıda, ilaç ve ekipmanla dolu olmaları gerekirken boş vitrinlerin şok edici görüntülerini gösteriyor, dedi. Baroness Cox, yaptığı açıklamada yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinden kaynaklanan ciddi sağlık durumuna da değinerek, zorluklar ve stresli atmosferin arka planında erken doğum ve ölü doğum vakalarının 3 katına çıktığına dair veriler olduğuna dikkat çekti. Ermeni halkına dost olan siyasetçi, ayrıca Bakü'deki üst düzeydeki beyan ve savaşçı duygularla ilgili belgeleri de sundu. Artsakh'tan zorla yerinden edilenler bugün, geçen hafta bir mektup gönderdikleri ve bugün yeni büyükelçiyle görüşmeyi umdukları Yerevan'daki Fransız Büyükelçiliği yakınında gösteri yaptı. Eylemi düzenleyenlerden Dizak'a dönüş STK'sı Başkanı Margarita Karamyan, Step 1 IM bugün büyükelçiliğe bir mektup daha gönderdiklerini söyledi. Büyükelçilik çalışanı protestocuların yanına gelerek mektupların tartışılması gerektiğini ve bugün toplantı olmayacağını söyledi. Margarita Karamyan, şimdi Dışişleri Bakanlığı'na geldik. Çünkü Nikol Paşinyan'a hitaben yazılan mektubu Dışişleri Bakanlığı'na ilettik ve taleplerimizi bu dairenin dile getirebileceğini belirtti. Artsakh'tan gelen mültecilerin Birleşmiş Milletler Barış Gücü Birlikleri eşliğinde ana vatana dönmelerini sağlamak için talepte bulunduklarını hatırlatalım. Wrestling Armenia Telgraf kanalının belirttiğine göre Doğu Ermenistan ulusal takımının 82 kilogramda temsilcisi Samvel Grigoryan, 2. Bağımsız Devletler Topluluğu Greco-Romen güreş oyunlarında bronz madalya sahip oldu. Haberlere göre Grigoryan küçük finalde Tacikistanlı Habibjon Zuhorov'u 4-0'lık skorla mağlup etti. 8. Dünya Ermenileri Yaz Oyunları'nın açılış töreni Gümrü'deki Şirak Stadı'nda gerçekleştirildi. Stadyuma giren heyetleri tanıtmadan önce yaptığı kısa konuşmada Giloyan, Pan-Ermeni spor maçlarının yapıldığını, kendilerini mükemmel bir şekilde sergilediklerini ve katılımcı sayısının giderek arttığını vurguladı. Giloyan, bugün 41 devletin 179 şehrinden 7161 delege Doğu Ermenistan'a geldi ve 8. Pan-Ermeni yaz oyunlarına katılacak, dedi. Dünya Ermenileri Oyunları'nın başkanı İshan Zakaryan ise Pan-Ermeni oyunları bugün ve gelecek nesiller için gerçek bir birlik, kardeşlik, sevgi ve dayanışma mesajı oldu. Pan-Ermeni oyunları büyük bir spor festivali aracılığıyla Ermeniliğin birleştirilmesi, Ermeniliğin muhafazası, Ermenistan merkezli Ermeniliğin bir fikridir. Her makul insanın bunu anlayacağından eminim, dedi. 8. Dünya Ermenileri Yaz Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı
Başbakanlık danışmanı Aray Harunyan da yaptığı konuşmada hükümet bu dönemde pan-Ermeni oyunlarını tarihin en iyisi yapmak için hiçbir çabadan kaçınmadığını belirtti. Harunyan ilk günden beri belirlediğimiz yüksek çıtayı koruduğumuzu düşünüyorum. Koruyacağız ve 19 Ağustos'ta burada bulunan yurttaşlarımızın oyunlardan keyif aldıklarını, ana vatanlarına dönmek için Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ni sevdiklerini ve kendilerini adadıklarını kaydedeceğiz, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sarkis Vahramyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Bostan mı Tanirim adlı eseri sunuyoruz. Gökün ötesinde nakşeli sur materlerim kezin kapelim yar karmin xanzorum Allah şkere dusarere amberu hover kute bugün bir pakın anuşam over. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.